Argumentum ad hominem veya kısaca ad hominem. Bir tartışma sırasında tezi onu geliştiren kişiyle ilgili bir hale getirerek yapılan safsatadır. Normal bir tartışma durumunda kişinin durumunun konuyla bir ilgisi yoktur. Önemli olan kişinin savunduğu fikirdir. Bu sebepten ikisi arasında bağ kurmak hatalı bir yaklaşım olmaktadır. Çoğu zaman karşı çıktığı bir tez karşısında güçlü bir karşı tez üretemeyen kişiler tarafından kişiliğe saldırma yani hedef alma amacıyla kullanılır. Tartışma esnasında karşı tarafı alt edemediklerinden dolayı kişiliklerinden veya kişisel özelliklerinden dem vurarak onları alt edebileceklerini düşünürler. Ancak bu yaklaşım çok yanlıştır. Bu gibi durumlarda yapılan ad hominem sadece onu yapan kişinin seviyesini düşürür. Ad hominem örneklerle ele alındığında maalesef hayatın birçok yerinde rastlanılmaktadır. Birçok kişinin savunma mekanizması tarafından kendini savunmak amacıyla ortaya atılır. Ancak konuyla alakalı olan mantıksal bir geçerliliği yoktur. Ad hominem yapılan güncel olaylara çoğu zaman da siyaset hayatında rastlanılmaktadır. Siyasete girmeden üstü kapalı bir örnek vermek gerekirse, bu yaptığın çok yanlış, bunu yapmamalısın. Ama sen de çok önceden bunu yapmıştın. Burada açık ve net bir şekilde ad hominem yapılmıştır. Söz konusu olan olay kişinin önceden yapmış olduğu hatalar değil, şu an söylediği sözlerdir. Yani yapılan bir yanlış, başka bir yanlışı göstererek meşru kılınamaz. Bu yemek sağlıklı değil. Aynı yemeği sen de yiyorsun, bu yüzden böyle bir şey demeye hakkın yok. Bu konuşmada da bariz bir şekilde ad hominem yapılmıştır. A kişisinin söylediği söz, bahsi geçen yiyeceğin sağlıklı olmadığı yönündedir. B kişi ise buna karşı bir tez sunmak yerine A kişisinin de aynı yiyecekten yediğini söyleyerek bu konu hakkında bir fikir belirtilemeyeceğini savunmuştur. Yani B kişisi kendini savunmakla kalmayıp bir de A kişisine hoş bir saldırı gerçekleştirmiştir. Ad hominem yapmak tartışmada kişiye bir şey kazandırmaz. Kişinin yaptığı eylem söylediği sözün doğruluğunu değiştirmez. Bu duruma biraz yakın anlamla dilimizde bulunan dediğimi yap, yaptığımı yapma deyimi benzerlik gösterir. Ad hominem yapan kişi için durum her ne kadar rahatsız edici görünse de en sağlıklı fikirleri üretebilmek için kişinin durumunu değil, sunmuş olduğu argümanın hedef alınması gerekir. Eğer sunmuş olduğu argümanda gerçekten yanılıyorsa, argümandaki hatalar öne koyulmalıdır. Kişinin durumu değil, tartışılan argümanın hatasını ortaya koymak yerine argümanı koyan kişi olmak sadece ad hominem yapan kişiyi zayıflatmış olur. Cehalette kendisini ad hominem ile gösterebilir. Bir kişinin evine hırsız girdiğinde verilmesi muhtemelen en anlamsız tepkilerden biri olan "güvenliği sıkı tutsaydın" cümlesi de ad hominem kavramının cahillikle birleşmiş halidir. Çünkü tartışılması gereken konu hırsızın işlediği suçtur. Evi soyulan kişinin ev güvenliğinde açık var mı yok mu tartışması değildir. Sonuç olarak özetlemek gerekirse ad hominem safsatalığından kaçmanın gerekliliği iyi kavranmalıdır. Herhangi bir tartışmada önemli olan fikirlerdir. Fikri söyleyen kişi değil, karşıdaki kişinin konuyla alakalı ve alakasız olmadığı bir özelliğinin bir önemi yoktur. Eğer tartışma sırasında karşıdaki kişinin gerçekten hatalı olduğunu düşünülüyorsa, ortaya koyduğu argümanda bulunan hataları bulup çıkarmak önemlidir. Argümanı değil de kişiyi hedef almak bir safsatalık oluşturur. Belki de ad hominem yapan kişinin doğru olacak olan fikirlerinin önü kesilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.